Hepinize merhaba arkadaşlar. Geniş ve büyük sevenlere özel hava akışının üst seviyede olduğu ve 360 milim sıvı soğutmalı rahatlıkla takabileceğiniz canavar gibi bir kasayı inceleyeceğim bu videoda. O da MSI'nin Gungnir 300R Airflow modeli. Ciddi anlamda ben hayran kaldım bu kasaya. Yani öyle çok uçuk kaçık bir tasarıma sahip değil. Gösterişten biraz uzak ama oldukça kullanışlı ve işlevsel. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Baktığımız zaman kasaya boyut itibariyle Mid Tower ATX olarak geçiyor. Ama tabii ki de 50 santimlik genişlik, 51 santimlik yükseklik ve ön cephe tarafında 24 santimlik genişliğe sahip. Standart Mid Tower kasardan biraz daha geniş yapısı var. Bunu da belirtmek istiyorum. Yan tarafında görebildiğiniz gibi temperli bir cam bulunuyor. Çerçevesinde siyah şeritler yer almış. Tek bir vida yardımıyla rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Arka panel kapağı yine alüminyum malzeme. Ki bu sayede rahat bir kablomaya da imkan tanınıyor. Ciddi anlamda geniş ve kurulumu oldukça rahat bir kasa arkadaşlar. Ayrıca ben bu kasada 360 mm'lik MSI'nin yeni görebileceğiniz üzere Macor Liquid E360 model sıvı soğutmasını da kullandım. Bunun da soğutma performansını göreceksiniz hiç merak etmeyin. Şimdi kasanın iç tarafına doğru geldiğimiz zaman anakart desteğinde mini ITX, micro ATX ve standart ATX anakartları rahatlıkla takabiliyorsunuz ki ben de MSI'nin Z790 Carbon Wi-Fi modelini kullandım. Güncel BIOS'larla beraber Intel'in 14. nesil işlemcilerini de bu anakartla kullanabiliyorsunuz belirteyim. Ama tabii ki de ben 13900K işlemcisini taktım arkadaşlar. Anakartı monte ettikten sonra üst panelle arasında 7 santimlik bir boşluk var. Bu gerçekten muazzam. Yani yani sıvı soğutmaların 3 santimlik bir radyatörü ve 2,5 santimlik fanları olduğunu baz aldığınızda karta 1 gram değme gibi sorunlarla da karşılaşmıyorsunuz. Ki kasanın üst panelini gösterdiğimde o detaya da tekrar değineceğim. Hemen anakart tablosunun sağ tarafında boydan boya uzanan bir kablo kanalı yer almış. Kabloları geçirdikten sonra oluşa işte temiz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Yani kanallar öyle gözünüze çirkin bir şey de görünmesi diye oraya metal bir kablo gizleme plakası ekliyorlar arkadaşlar. Alt PSU cover kapağına baktığımızda boydan boya kapalı görünüyor. Şahsen arka kısmında bir oyuk olsaydı oradan güç kaynağını falan görebilirdik. Güzel olabilirdi. Ama ama MSI böyle uygun görmüş. Ekran kart desteğine geliyoruz şimdi. Burası benim çok hoşuma gitti. Çünkü hem dikey hem de yatay bir şekilde ekran kartlarınızı monte edebiliyorsunuz. Hemen arka tarafa baktığınızda 7 adet genişleme slotuna sahip bir panel yer alıyor. Bu sayede çoklu ekran kartlarını takabiliyorsunuz. Fakat bu panelin sağında solunda yer alan vidaları söktüğünüzde ve hafiften kanıttığınızda yerinden rahatlıkla çıkabiliyor. Kutu içeriğinden dikey ekran kartı takabileceğiniz vertikal bir aparat çıkıyor. Bu metal braketin arkasında topuzlar var. Yerine vidasız bir şekilde bile rahatlıkla monte oluyor. Bunu taktığınızda ise işte 4 slot kalınlığa sahip ekran kartlarının dikey bir şekilde cama 1 gram temas etmeden rahatlıkla takabiliyorsunuz. Bu noktasını gerçekten çok beğendim. Yani bildiğimiz hazır taslak kasar gibi düşünmeyin MSI tamamıyla farklı bir çalışma yapmış burada. E peki ekran kartını dikey taktık veya yatay taktık e, kasanın ön paneli arasındaki mesafe ne? Ben burada MSI'nin RTX 4070Ti Supreme X kartını kullandım. Bu kart oldukça büyük ve kalın. Ön panel ile ekran kartı arasında yaklaşık 10-11 santimlik bir boşluk var ama tabii ki de fanları da düştüğünüz zaman orada yaklaşık 6 santimlik bir boşluk kalıyor ki bu da sıvı soğutma dahi taksanız yeterli bir mesafedir. Toplam mesafesi ise 45 santim civarı. Yani dediğim gibi oldukça geniş bir iç yapıya sahip arkadaşlar. Hemen arka kısma geçtiğimizde güç kaynağı yuvasına bakıyoruz. Bu kısımda yaklaşık 24 santimlik bir alan mevcut. Ben MSI'nin a 1000 ATX 3.0 güç kaynağını kullandım. Bu güç kaynağı 16 santimlik bir uzunluğa sahip ki taktıktan sonra yine kablama için geniş bir alan kalıyor. Sizlere depolama kısmı ise takdir ettiğim noktadan biri oldu. Bakın PSU cover kapağın alt kısmında iki adet sürgülü hard disk braketleri yer almış. Ve vidasız şekilde 3.5 inç hard disklerinizi rahatlıkla takabiliyorsunuz ve sürgülü bir şekilde yerine monte edebiliyorsunuz. Ama standart kasaya baktığınız zaman 2,5 inç SSD'ler takabileceğiniz braketler sadece 2 adet bulunabiliyor. MSI bu kasanın arka tarafına 4 tane eklemiş. 2 tanesi anakart tablasının arka kısmında, 2 tanesi ise sol kısımda altlı üstlü konumlandırılmış. Yani 2 tane HDD, 4 tane de SSD ile toplamda 6 adet depolama birimini rahatlıkla takabiliyorsunuz bu kasaya. Tabii ki de ön panel ve üst panele geçmeden önce şu ekran kartı tarafında yer alan dikey brakete gözünüz takıldı. O kasayla beraber geliyor. Direkt PSU cover'ın üzerine Montalanmış sabit bir şekilde zannediyorsunuz ama sabit değil arkadaşlar şimdi edek gördüğüm en güzel dahili ekran kart tutacağı budur gerçekten. Bakın şimdi. Bu braket yerinden sağa ve sola doğru kaydırılabiliyor. Ama bunun için ön tarafında manyetik bir kapak var. Bu kapağın alttaki vidayı çevirerek çıkarttığınızda braket yerinden rahatlıkla çıkabiliyor. Ve ekran kartı ölçünüze göre braketi 5 kademede sağa ve sola doğru kaydırabiliyorsunuz. Tamamıyla metal desteklere sahip bir braket. Tabi plexiden e, RGB aydınlatma da eklenmiş buna. Fakat iki tane ekran kartı tutma mandalı var. Bu mandallarda bir vida yok. Ekran kartını tutan bu mandalları ayarlamak için mandalı arka tarafa doğru açtığınızda hareket ediyor. Kartınızı hizaladıktan sonra mandalı öne doğru bir sıkıştırıyorsunuz. Ekran kartınızı bildiğiniz taş gibi sağlam bir şekilde tutuyor. Yani hem sağlamlık katmış oluyor hem de güzel bir görsel de oluşturmuş oluyorlar. Şimdi geliyoruz kasanın ön panel ve üst panelindeki fan ve radyatör desteklerine. Ön panel görebildiğiniz gibi mesh ızgaralara sahip arkadaşlar. Yani hava akışının yana oldukça iyi. Panelin alt tarafında bir boşluk bulunuyor. Oradan tutup kendinize doğru çektiğinizde rahatlığı yerinden de çıkabiliyor. MSI hali hazırda bu bölgeye 3 adet 120 mm adreslerine bir RGB fanlar eklemiş. Dilerseniz sizler 140 mm fan da takabiliyorsunuz. Yani 3 tane 140 mm fan desteği mevcut. Ayrıca bu ön taraftaki fan ve montaj braketi de vidalı. Üst tarafında 2 tane vida var. Bunları gevşetip yukarı doğru kaldırıp kendinize çıkarttığınızda dışarıda montaj yapmanıza imkan tanıyor. Radyatör desteğinde ise maksimum 3 360 milim radyatörleri takabiliyorsunuz. Üst panele geliyoruz şimdi. Burada manyetik bir mesh filtre yer almış. Filtreyi dilediğiniz gibi çıkartıp rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Bu bölgeye ise 3 adet 120 veya 2 adet 140 mm fan takabiliyorsunuz maksimum ve radyatör desteğinde 120 240 280 mm 360 mm radyatörleri rahatlıkla takmanız da mümkün ki ben de zaten MSI'ın en güncel sıvı soğutmalarından 360 mm'lik bir modeli rahatlıkla taktım. Anakartla üst panel arasında 7 cm'lik bir pay olduğunu belirtmiştim. Bu sebepten ötürü radyatör anakarta zaten 1 gram değmiyor. Arka plandaki videolardan görürsünüz. Fakat burada değineceğim nokta Video başında söylemiştim, üst paneli tepeden çektiğim zaman 360mm'lik radyatörün kasanın camına doğru daha yakın olduğunu görebilirsiniz. Arka tarafta bayağı geniş bir alan mevcut. Yani anakartın mosfetleri ve remleri üst taraftan görünebiliyor. Hani daha kalın bir radyatör dahi taksanız kesinlikle anakarta ve remlere değmeyecek bir pay var. MSI bunu özellikle planlı bir şekilde yapmış ve kasayı dediğim gibi geniş tutmuş ve kurulumlarda bir kolaylık sağlamış kullanıcılara. Sonracıma ne kaldı ne kaldı diye düşünüyorum. Kasanın üst panel giriş çıkış bağlantıları var. Burada iki tane USB 3.0, bir adet tip C girişi, 3.5 mm şaklı kulaklık ve mikrofon bağlantısı. Hemen sağ tarafında LED aydınlatmaların efektini değiştirebileceğiniz bir tuş var ki bunun kontrolcüsü bulunuyor. En sağ tarafta ise bir adet power ve reset butonu eklenmiş. Şimdi gel gelelim kontrolcüye. Kasada dahil olarak 3 adet önde ve bir adet de egzoz fan yuvası olmak kaydıyla 4 tane 120 milim adrese bir RGB fan yer almış. Bunca fana anakartınıza ayrı ayrı takamazsınız. Bu sebepten ötürü MSI kasanın arka tarafına bir kontrolcü eklemiş. Bu kontrolcü 6 adet PWM fan bağlantısı ve 6 adet ARGB başlığı yer alıyor. Fakat merak etmeyin kontrolcüden bir tane PWM fan kablosu ve bir adet de ARGB kablosu çıkıyor ve bu kabloları anakartınıza taktığınız zaman MSI'ın Mystic Light yazılımı ile de senkron edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yazılım desteği mevcut o kontrolcüde. Tabii ki de anakartınızda ARGB çıkış falan yoksa direkt kasanın üstteki tuşa her bastığınızda şöyle görebildiğiniz gibi led efektlerini değiştirebiliyorsunuz da Açıkçası başka diyecek bir şey kalmadı. E tabii ki de MSI'nin yeni sıvı soğutması ve kasasıyla sıcaklık testi de yaptım. Onu da göstereyim. 2K çözünürlükte God of War'u ultra ayarlarda açtım arkadaşlar. Aldığımız FPS çok da önemli değil. Yani 180-190 FPS'leri rahatlıkla verebiliyor. Sonuçta RTX 4070 Ti var. Kullandığımız işlemci Intel'in Core i9 13900K işlemcisi. Ekran kartı %100 yük altında. 62 derece sıcaklıkları geçmiyor. 250 wattlık power limitlere ulaşmış. İşlemci geldiğimizde %24 yüklerde ve 5.5 GHz hızlara erişiyor ve 66 dereceleri geçmiyor. Güç tüketimi tabii ki de 100 105 wattları rahatlığını bizlere gösteriyor. msi Magcore Liquid E360 mm sıvı soğutması ciddi anlamda güzel bir soğutma sağladı 13900K işlemciye ve oldukça sessiz olduğunu da belirtmek istiyorum. Kullanılan pompa 3600 RPM'lere erişiyor arkadaşlar. Ben özellikle BIOS üzerinde de kontrollerimi sağladım. Fanlarıysa en düşük 300 RPM hızlarda çalışabiliyor. Yani sistem boştayken görebildiğiniz gibi kasada 1 gram ses yok arkadaşlar. Hem kasanın kendi fanları hem de sıvı soğutucunun fanları oldukça sessiz bir yapıda diyorum. Ve videomda burada sonlandırıyorum. Eğer geniş, ferah, hava akışının üst seviyede olduğu ve 360 mm radyatörlerin rahatlıkla sığdırılabileceği bir kasa arıyorsanız bence MSI'nin Gungnir 300R Airflow modeline göz atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.